programı izleyenlere, programımıza kaldığımız yerden İzmir Burca'dan devam ediyoruz. Yanımızda Ustam Antakya Sofrası'nın firma sahibi Hasan Ustamız bulunuyor. Merhaba Hasan Bey. Merhabalar Gülay Hanım. Evet, öncelikle biraz sizi tanıyabilir miyiz? Adım Hasan Usta. Ben aslen Antakyalıyım ve İzmir'e de Dubai'den geldim. İzmirlilere, yani benim gördüğüm kadarıyla Antakya lezzetlerini burada aşina değiller ve bundan dolayı da İzmir'i seçtik eşimle beraber ve İzmir'de Buca'da restoranımızı açtık. Antakya sofrası olarak. Antakya sofrası olarak. Evet, tabii önümüzde birbirinden güzel lezzetlerimiz var ama tabii ki Antakya soframız çok zengin menüsü olan bir sofra. O yüzden sadece izleyenler görmüş olduğunuz 3 tane çeşidimiz var ama bir de bunun mutfaktaki arka kısmı var. Biraz bunlardan bahsedelim ve diğer menülerimizden bahseder miyiz izleyenlerimize lütfen Hasan? Kesinlikle. Şöyle diyeyim, tepsi kebabımız Antakya'nın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Gerçekten de çok lezzetli bir ürünümüzdür. Ayrıca içli köfte ve oruk. Ya sizin bildiğiniz kadarıyla oruk, bizde tabii öyle denmiyor. Mesela bunun içli köftenin bizdeki adı kibbe, diğerinin adı beybet. Bizde Antakya tabirle. Ya bunları denemelerini kesinlikle öneriyorum. Özellikle içli köfteyi. Evet. Bayılacaklar, çok lezzetli. Evet, maşallah enerji de çok güzel. Yani Antakya sofrası merak edenler mutlaka vardır. Çok meşhur. Hem Türkiye'de hem dünyada meşhur bir sofra biliyorsunuz. Hem Antep olsun, Antakya olsun. Yöresel yemeklerimiz de Türkiye kültürümüz zaten bu konuda çok iddialı ve başarılı. Siz de diyorsunuz ki biz burada lezzetli bir şekilde İzmir halkımıza burada bir eksiklik olduğunu düşündük. Ve bu damak tadında hem benimsetmek amacıyla hem de bu güzel lezzetleri tatmaları için bu soframızı da İzmir Buca'da tabii ki sevenlerimize getirmiş olduk diyorsunuz değil mi? Aynen öyle hocam. Evet, biraz da başka çeşitlerimiz de var galiba. Şu anda masamızda olmayan isimlerinizden bahsederseniz nasıl bir şey olduğunu insanlar da önceden öğrenmiş olurlar diye düşünüyorum. Mesela fırından pide çeşitlerimiz, lahmacun, tepsi kebap, kağıt kebabı. Onun dışında tabii ki de Antakya'mızın vazgeçilmezi döner. Tavuk evet. Döneri. Evet. Onun meşhur sosu var değil mi? O sosu da biz sosu. Yapıyoruz. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Bütün üretimimizi burada kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan bir mal almıyoruz. Her şeyi biz işiyoruz. Biz yapıyoruz. Evet, bir de çok güzel sizin meşhur Antakya künefeniz var. Duyduğumuz kadar onu da siz kendiniz yapıyormuşsunuz. Asla hazır olarak getirmiyorsunuz kendi yerinizden. Burada kendi ellerimizle diyorsunuz. O lifpasını her şeyin tel tel açarak, güzel hazırlayarak sofralarımıza bu güzel yemeklerimizden sonra meşhur künefemizin tadına bakmak isteyen misafirlerimize de o tatlı tadı en azından sunmuş oluyoruz diyorsunuz değil mi? Doğrudur hocam. Evet. Tabii şu anda bir pandemi sürecindeyiz. Biliyorsunuz geçmiş olduğumuz bir seneden beri tüm dünyayı sarsan ve ülkemizi sarsan, Türkiye'yi sarsan bir pandemi sürecindeyiz. Bu yüzden insanlar yemeklerini yerken, alışverişlerini yaparken bu hepimiz için geçerli. Siz sadece dışarıdakiler için değil, bizim için de geçerli. Mutlaka dikkat ediyoruz ve hijyen koşullarda olmasına çok önem veriyoruz. Ve biz sizin baktık işlerinizden mutfağınıza kadar, evet sevgili izleyenler, gerçekten pandemi sürecinin en önemli olan şeylerden biri hijyen. Ondan sonra damak tadı geliyor ve ustamız ve ekibi de aynı şekilde, aile işleri zaten burası. Mutfakları tertemiz, pırıl pırıl, tamamen hijyen koşullarda hazırlanıyor. Yani bu konuda içiniz rahat bir şekilde güvenebilirsiniz diyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu tür şeyler, özellikle et ürünleri olduğu zaman hem günlük olması çok önemli, hem de aynı zamanda taze olması önemli ama hijyen koşullarda olan tabii ki yemekler çok daha önemli. Çünkü özellikle yaz aylarında biliyorsunuz etten dolayı gıda zehirlenmesi olabiliyor. Bu Covid süreci var. O yüzden Hasan Bey ve ekibi bu konuda çok hassas davranıyorlar. Bizim yemediğimiz bir şeyi hiç kimseye yedirmiyoruz diyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet. Öncelikle benim personelim yiyecek, ben yiyeceğim, ondan sonra müşteriler yiyecek. Öyle diyoruz. Evet. Evet, çok da güzel yapıyorsunuz. Paket servis hizmetiniz de var bildiğimiz kadar. Nereye, ya sadece Burca ilçesine mi yapıyoruz yoksa hani yakın yerler ve ilçelere de gönderebiliyor muyuz paket servisi? Şu an için sadece Burca'ya yapabiliyoruz. Yani elimizde yeteri kadar motorlu kurye sahibi değiliz. Evet. Şu an için sadece Burca diyoruz. Ama tabii ki bu ilerleyen zamanlarda. Tabii ki bir de pandemi sürecine bazı kısıtlamalar oluyor. Normalde tabii ki burada Ramazan ayı haricinde gelip burada yiyebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Sıcak sıcak fırından çıkmış olan yemeklerimiz veya tabii ki özel fırlarda yapılan yemeklerimizi gelip burada ailenizle, eşinizle, dostunuzla sıcak sıcak tattığınıza kadar her şeyi lezzetli ve yerinde de yiyebiliyorsunuz. Yani sadece paket servis hizmetimiz yok değil mi? Oturma şekillerimiz ona göre her şeyimizi kurallara uygun bir şekilde yapıyoruz. Aynen. Sandalye sayımızı zaten yarıya çektik başından itibaren. Ki restoran açmadan önce de pandemi sürecinde olduğumuz için ben ya 2 ay önce açılışını yaptım. Hayırlısı bu olsun. İşletmeni. Ve pandemi sürecinde olduğumuz için de masalar ona göre küçük.
ve evet. sadece iki kişi oturabilecek evet. şekilde aldım. Evet. Yani ilerleyen dönemlerde ne zaman ki pandemi biter ülkemizde, ondan sonra daha tabii ki masaları büyüteceğim tabii ve ki. Daha koltuk sayımı arttıracağım. Önemli ilk başta tabii Aynen. ki sağlığımıza dikkat etmek Kesinlikle. Gerekiyor değil mi? Önce Hı-hı. insan sağlığı, ondan sonra bu güzel lezzetler, damak tadı diyoruz tabii ki. Bir çalışma Aynen. saatlerimiz nedir? İzleyenlerimiz en azından sipariş vermek isteyen, gelip burada eşi dostu yemek isteyen misafirlerimiz için çalışma saatlerinizi söylerseniz en azından bilgilenmiş olurlar Hasan Bey. Öğlen servisimiz saat 12'de başlıyor. Hı hı. Akşam servisimiz saat 11 gibi bitmiş oluyor. Süper. Yani böyle 7-8'e kapatmıyoruz. Canımız diyorsunuz Antakya sofrası isterse sevgili izleyenler bu güzel lezzetlerimizi evinize, işyerinize, kapınıza kadar getiriyoruz. Çok da lezzetli gözüküyorlar tabii ki. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz ustam? Eğer bir gün yolunuz izinlere düşerse, Buca taraflarına bir gelmek isterseniz, olmadı eşiniz dostunuz falan hastalanır. Özel Tanasip Hastanesi'ne gelirseniz biz buradayız. Hemen sol tarafındayız. Evet. Şu güzel lezzetleri denemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet, biz de tavsiye ediyoruz. Güler yüzlü bir ekip var ve gerçekten güzel ortamda, güzel bir temiz, hijyen ortamda hizmet veriyorsunuz. Öncelikle ekibimiz adına bunun için size teşekkür ediyoruz ve halkımız adına diyorum sizlere. Ve başarınızın devamı diliyoruz Hasan Bey. Çok teşekkür ederim. Aygül Hanım. Evet sevgili izleyenler, bugün size İzmir Buca'da bulunan Ustam Antakya Sofrası'ndan seslendik.